Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 6. haftasının 6. videosundayız. Yani benzerliğin 5. videosundayız. Benzerlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Thales Teoremi ve temel orantıyı işleyeceğiz sizinle birlikte. Kitabımızda da sayfa numarası 65 ve 66'yı işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Thales Teoremi çok basittir. Karşınıza geldiği zaman hemen yaparsınız. 2 tane doğruyu paralel üç bir doğru kestiği zaman şuradaki kenarlarla arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz şimdi. Bu arasındaki ilişki nasıl bulunuyor? Ya yukarıdan aşağıya oran yani A bölü B eşittir. Yukarıdan aşağıya oran C bölü D diyeceksin. Ya da işler dışlar yapsan C buraya B buraya geldiği zaman A bölü C neye eşit oluyor? B bölü D'ye eşit oluyor. Ya da şu şekilde yani. Soldan sağa A bölü C oranı soldan sağa alttakiler B bölü D oranına eşittir deyip işlem yapacağız. Çok basit. Ya yukarıdan aşağıya ya soldan sağa oranlamaları eşitleyeceksin. Hemen örneğine bakalım. Yani soldan sağa yukarıdan aşağı derken yan yatık verilebilir tabii ki bu. Bak 3 tane doğru birbirine paralel verilmiş. x eksi 1, 8, 2 ve x artı 1 var. E o zaman burada soldan sağa diyelim. Yani x eksi 1 bölü 8. Yukarısındakinde de soldan sağa. Yani 2 bölü x artı 1'e eşit olacaktır. İşler işler yapınca buradan x eksi 1 çarpı x artı 1 neye eşit oluyor dostlar? 2 ile 8'in çarpımı yani 16'ya eşit oluyor. E bunu çarpacak mıyız? Hayır. a eksi b ile a artı b'nin çarpımı neydi? a kare eksi b kareydi. O zaman bu x kare eksi 1'in karesi eşittir 16. 1'in karesi 1'dir. Eksi 1 öbür tarafa artı 1 diye geçer. x kare eşittir 17'den x'i de böylelikle kaç buluruz? Kök 17 olarak buluruz. Evet örnek 34 kök 17 çıktı. Şimdi geldik en önemli yerlerden birine. Temel orantı. Tales amca bunu da bulmuş. Temel orantı dediğimiz şey nedir? Bir üçgende herhangi bir kenara paralel doğru çizdiğimizde bir temel orantı oluşuyor. Temel orantının ispatı da aslında açı 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 benzerliği. Zaten geometride de çoğu şeyin ispatı açı açı açıdan geliyor. Öncelikle şunu vereyim ben. Şimdi üçgen verildiğinde ve paralel çizildiğinde bak paralel böyle çizilmiş ya. Bu paralel nereye doğru küçülüyor? İşte buraya doğru. İşte sivrilen yer senin başlangıç noktan olacak. Sivrilen yerden başlıyorsun. A bölü A artı B, C bölü C artı D, X bölü Y'ye eşittir. Ha bu yan yatık verildiğinde paralel böyle verildiğinde hocam paraleller nereye doğru küçülüyor? Burası. O zaman sivrilen noktan burası. Buna göre hamle. Şu tekrarlı kollarda tekrarlı yapacaksın. Şu şekilde sonra işte bunun tamamının oranı bunun tamamının oranı x bölü y'ye oranına eşittir diyeceksin. Ve sonuca ulaşacaksın büyük ihtimalle. E peki hocam bu anlattığınızda nereden geliyor diye soracak olursanız e hocam bak şimdi nokta açısıysa burası da nokta açısı değil mi? Paralellikten yöndeş açıdan dolayı. Kesinlikle. E burası çizgiyse burası nedir? Çizgidir. Burası da karaladım açı. Hem bu üçgende hem de büyük üçgende ortak. Bak ne oldu? Buradaki üçgenle büyük üçgen ne oldu? Benzer oldu. Bütün açıları birbirine eşit. Hadi benzerliğe başlayalım. Çizginin karşısı A bölü. Çizginin karşısı A artı B. Gördün mü? İşte A bölü A artı B. Sonra noktanın karşısı C bölü noktanın karşısı C artı D. Bak. Sonra karadım açının karşısı x bölü karadım açının karşısı y oranlaması işte buradan geliyor dostlar. Ama sorusuna göre değişiklik de yapabilirsiniz siz. İlla böyle tekrarlı uygulamak zorunda değilsiniz. Mesela Thales amca dediydi ya hani paralel doğrular verildiği zaman yukarıdan aşağı oranlamalar birbirine eşitti ya. Burada da onu kullanabilirsin. Yani şunu da kullanabilirsin. Bak bu da çok önemli. Yukarıdan aşağı koldan kola geçişte yapabilirsin bunu. A bölü B C bölü D'ye eşittir. X bölü Y'ye eşit değildir yalnız. Koldan kola geçişte yapıyorsun bunu tamam mı? Sol taraftakilerin oranı sağ taraftakinin oranına eşit. Soruda hangisi işimize yarayacaksa. E hocam nasıl kullanacağız soruda? Daha böyle açıklayıcı ol dediğiniz duyar gibiyim. Mesela şöyle bir şey geldi. Adam dedi ki. Adam dedi ki ne dedi mesela? Burayı 4 verdi burayı 6 verdi. Aa hocam 4 bölü 6 yukarıdan aşağı oran. 2 bölü 3 değil mi? En sade şeklini yazalım. Açı ortayda da biz bunu zaten böyle yapıyorduk. 4 bölü 6 yani 2 bölü 3. Hocam burası 2K ise buraya 3K yazabiliriz. Koldan kola geçiş nasılsa aynısını yazabiliriz. Ama bizden buraları isteniliyorsa o zaman tekrara bakacağız. Tekrara da en sadesinden bakalım. Ya da şuradan da bakabilirdik. 4 bölü 10 yani kaç yapıyor? 2 bölü 5 yapıyor. Ya da 2 bölü 5. E o zaman burası 2X e, burası 5X diyebiliriz. Tamam mı? Tekrara sadece ve sadece buradaki kenarlar işin içine girerse arkadaşım. Bak bu sefer yan yatıp göstereyim. Şöyle göstereyim şu kenarlar işin içine girerse 4 ve 6 böyle olmuş olsaydı eğer ne olacaktı? Hocam sivrilen yer burası. E o zaman tekrarla şu bölü tamamı. E, 4 bölü 6 eşit olacak ya. 4 bölü 6 2 bölü 3. Yani burası 2A iken tamamı 3A'dır. Buraya A kaldı diyebiliriz. Sonra 2'ye 1 oran 2'ye 1 oran burada da olacak deyip 2B ise buraya da B oranı yazabiliriz. Tabi soru çözdükçe buradaki işlemleri kısaltmak senin elinde. Mesela başka türlü nasıl yapıyorlar? Şöyle yapıyorlar arkadaşım. Bak dikkat et dikkat et sana güzel bir şey daha göstereceğim. 4 ve 6'ya burası. Hocam şuradaki oran e, 4'teki bilmem ne ise 10'daki de bilmem ne şeklinde yazabilirsiniz. Yani L çizebilirsiniz böyle. Tabi bu tamamıyla sana kalmış. E, 4 bölü 10 kaç yapıyor? Hocam 2 bölü 5 yapıyor. 4'teki ya da 4'teki buraya 4K ise 10'daki buraya 10K deyip sonra sadeleştirme işini de yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde yapın. Ben bunu çok kullanmıyorum ama genelde bu koldan kola geçişi çok kullanıyorum. Siz de koldan kola geçişi kullanın. Paraleller olduğu zaman da sivrilen yerden böyle tekrara saracağını da sakın ama sakın unutma. Hadi bakalım şimdi sorulara. Şimdi soruda ne verilmiş? 6 var x var. Kardeşim bilinenden bilinmeyene gitmek daha önemli değil miydi? Evet o zaman bilinenden bilinmeyene gideceğiz. Burada 6 ve x'den başlamayalım. Nereden? 10 ve 5'ten başlayalım. Aa hocam temel orantı var tekrara mı girsem? Hayır. Şunları yazmak bir işimize yarayacak mı? Yaramayacak. E o zaman tekrara bak. 10 bölü 5. Yukarıdan aşağı oran kaç? Hocam 2 bölü 1. E o zaman burası 2K ise burası K diyebiliriz. E sonra bak şu üçgene geldik. E bu üçgende de artık temel orantı uygulayacağım. Paralellerin nereye doğru çevrilmiş Bak şu paralel, şu paralel köşeye doğru. E o zaman burada da tekrara girebilirsin böyle. Yani 2K'nın K'yı yazmayabilirsiniz de neyse. 3K'yı oranı. Bak 2K bölü 3K tamamı tamamını unutma. Neye eşittir? 6 bölü x'e eşittir. 6 bölü x'e eşittir. Yani buradan 3 katıysa 3 katı x'de kaç buluruz? 9 buluruz. Bak dikkat. 2K'daki 6 ise 3 katı. 3K'daki de 3 kat 9 yazabilirsin. L çizerek de bunu yapabilirsin. Bunlar tamamıyla zamanla oluşacak şeyler. E, tabii Tabi lazım. Çünkü her yerde bu benzerliği biz kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. Geldik örnek 36'ya. X var 12 var. Hocam 6 ve 18'den başlayacağız. Paralel nereye doğru küçülmüş? Bak buraya doğru küçülmüş. Bu sefer kolda oran yok. Bunlar verilmiş. O zaman tekrara gireceğim. E buradan başlıyorum o zaman. Hop sivrilen yerden. Şöyle şöyle. Hocam 6 bölü 18 eşittir. 6 bölü 18 nedir? Kafadan biliyorsun bazı şeyleri. 1 bölü 3 hocam. E o zaman burası K iken burası 3K yazma. Sakın. Hocam tamamı 3K olacak. E buraya ne kaldı? 2K kaldı. Aa hocam 1'e 2 oran var. Burada da 1'e 2 oran olacak. Yani A ise 2A yazacağız. Bazılarınız hala böyle K yazmaya devam ediyor. X kenar olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O yüzden farklı oranlamalar yazmakta fayda var. E hocam buradaki üçgende de şimdi bak bu üçgene bakıyoruz. Buradaki üçgende de 2'ye 1 oran var. 2'ye 1 oran olacak. Yani burası 2C ise C'ye ne geçtim B varken. Burası da B'yi yazabiliriz. Yazmaya da gerek yoktu ama neyse. Paralel ya bunlar. Şuraya doğru küçülmüş o zaman bu üçgende sivrilen yer burası. Şöyle şuradan yapabiliriz arkadaşlar. Nasıl yapabiliriz? Bak şöyle Şöyle değil mi? Ya da şu bölü tamamı. Evet ben madem şunu yazdım şunu kullanayım. Şöyle içeriği karıştırmak istemiyorum böyle. 2'nin 3'ü oranı var burada. 2 bölü 3 eşittir. X bölü 12 midir? Evet. X bölü 12. 3'teki böyle işler işler yaparak bulabilirsiniz. 3x 24 ise x 8 diyebilirsiniz. Ya da 3'ün 4 katıysa 2'nin de 4 katı x'i böylelikle 8 buluruz. Ya da L'ye bak. Bak hocam burada 3B'deki 12 ise 4 katı. E o zaman burada 4 katı 2B'nin 8 olur diyebilirsiniz. Bunlar zamanla oturacak şeyler. Evet geldik örnek 37'ye. Özellikle bak paralel doğrular varsa tema orantı ya da kelebek vardı. Kelebeği de bir sonraki videoda işleyeceğiz zaten. E var hocam burada. Var. E, şimdi ben o zaman x isteniyor benden. x için neye ulaşmam lazım? Büyük üçgendeki bir kenara ulaşmam lazım. Şimdi buraya baktığımız zaman bana ne verilmiş? Fatma kara uzunluğu verilmiş. Fatma karayı 4 birim vermiş. Fatma bak, Kara nerede arkadaşım? Şuradaki üçgendeki temel oranta değil mi bu? Evet. E o zaman buradaki üçgendeki temel orantıya bakalım. Dörde gelene kadar bak paraleller nereye doğru sivriliyor? Buraya doğru. O zaman bu üçgende sivrilen yer burası. 4'e kadar gel. Bu bölü tamamı. Yani bu şöyle diyelim mi? K, 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 K diyelim istersen. 2K bölü 3K mı yaptı? Evet. 2K bölü 3K eşittir. Şuraya da A diyelim. 4 bölü a'ya eşittir. 4 bölü a'ya eşittir. 2k'daki 4 ise 3k'daki de o zaman 6 olacak. Yani a'yı 6 bulduk. Ya da sen l'den yapabilirsin. 2k'daki 4 ise 2 katı. 3k'daki de 2 katı direkt 6 diyebilirdin. Şimdi büyük üçgende hocam k'da 6 ise 4k'da 6 katı. Çünkü k'nın 6 katı olmuş. 4k'da da 24 yazabilirsin. Ya da klasik temel orantı. Hocam burada büyük üçgende bir temel orantı var. Şöyle şunlara bakacak olursak. K bölü tamamı 4K. K bölü 4K eşittir. Ne eşit olmak zorunda? Burası 6 bölü X'e eşit olmak zorunda. Gitti gitti işler dışlar yapınca da X'i kaç buluruz? 24 olarak buluruz. Yani örnek 37 24 çıktı dostlar. Geldik örnek 38'e. A güzel bir soru. O zaman bana bak. Bak kardeşim. Yeni soru. Çünkü eş yapıları çok kullanıyor. Döndürme de vermişim böyle. Ama ne yapacaksın? Soruyu sen çözeceksin. Öncelikle sen çözeceksin. Döndürülmüş halini şekilde göster İlk önce bir soruyu iki, iyi oku ikiyi her zaman söylediğim şey verilen bilgiyi iyi kullan değil mi? E, buradaki nokta açısı ve buradaki nokta açısını ben nasıl kullanacağım döndürdüğümde kullanabilirim ona dikkat et hadi bakalım çözmeye çalış büyük ihtimal çözeceksin ve sınavda çıkmaya aday en büyük sorulardan biridir arkadaşlar bu o yüzden lütfen bu soruya dikkat edin ben çözüme başlıyorum. Zehra bir açıları. Zehra. Zehra kimdi? Zehra'dan ilk defa mı bahsediyorum yoksa? Zehra da benim yeğenim olur. Yani Ali Kara. Yani abimin kızının ismi. Büyük. Evet. Yani Hüseyin Kara sülalesinin en büyük torunu diyebiliriz. Zehra birer açıları. Birbirine eşit olan iki üçgeni BCD noktaları doğrusal olacak şekilde masaya koymuş. Şöyle BCD doğrusal. AB uzunluğu 6 verilmiş. BC uzunluğu 12 verilmiş. İşte 8 ve 5 verilmiş. Eyvallah. Bir de bu açılarda eşit verilmiş. Hmm. Zehra ECD üçgenini ok yönünde C noktası etrafında BCE açısı kadar döndürürse bak şimdi. Neresi kadar döndüreceğim? BCE açısı kadar döndüreceğim. Bak. Buradaki açı kadar döndüreceğim. Buna dikkat et. Bu verilen bilgiyi kullanacağım. Şimdi ben üçgeni döndüreceğim ya. Ben bunların döndürmesini sana Instagram'da da göstereceğim. Hiç merak etme. Ben bu üçgeni şu açı kadar döndüreceğim. Bak şu kenar o zaman ne olacak? Hop. Bu açı kadar dönecek. Hocam buradaki 8 hop. Buraya 8 olarak gelecek. Tamam. Ben bu kadar döndürdüm. Yani buraya kadar 8 birim. Buraya kaç kaldı o zaman? 4 birim kaldı. E hocam bu üçgenin tamamı dönecek. Senin bu üçgenin nasıldı? Senin bu üçgenin şöyle bir üçgendi. Bak şimdi. Bu kenar buraya geldi ya. Sonra hop şöyle hop şöyle mi olacak arkadaşım? Aynı üçgeni yazdım. Çünkü 8'in şurasındaki açı nokta açısı. Ve buradaki uzunluk kaç verilmiş bize? 5 olarak verilmiş. Eyvallah. Sonra ne diyor? Bu açı kadar döndürdüğümde. Evet bu üçgeni buraya koydum ve böyle bir üçgenle karşılaştım. C noktası etrafında döndürüldüğünde diyor DE uzunluğunu ABC üçgenin üzerinde olmayan kısmının uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaş CE DE uzunluğu. Şu DE uzunluğu değil mi? Bu DE uzunluğu nereye geldi? Şu 8 buraya geldiyse bu da sırada buraya geldi. He. Şimdi benden ne isteniyor? Bak 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 bak. Buradaki uzunluk isteniyor. DE uzunluğunun ABC üçgenin üzerinde olmayan kısmı. DE uzunluğu tamamı burası ya. Üzerindeki olan kısım burası. Olmayan kısmı da burası. Yani benden şuradaki uzunluk isteniliyor. E hocam tamamı x tamam 5'ti. Buraya ne kaldı? 5 eksi x kaldı. Tamam. Takıldık kaldık. Ne yapıyoruz? Soruda verilen bilgiyi kullanacağız. Ne verilmiş bana? Hocam şu nokta açıları verilmişti. Bunu kullanmadık. Noktalara yoğunlaşacaksın şimdi. Yoğunlaş bakayım noktaya. Hocam a burası da nokta burası da nokta. Ana ne çıktı burada? Paralellik çıktı. Bak paralelliği çaktırmadan bu şekilde vermişiz kardeşim. Mükemmel bir soru değil mi ya? Evet paralellik. Kolay, sınavda çıkabilecek türde ve aynı zamanda hem TYT'de hem de AYT'de çıkabilecek bir türde bir soru. E o zaman buradaki nokta açılarını kullanalım bakalım arkadaşlar. Şu paralelliği kullanalım. Paraleller şuraya doğru sivriliyor. Hop şu bölü tamamı. Bunlar için içinde olduğu için tekrara girdim. Yani 8 bölü 12 eşittir. 5 eksi x bölü 6'ya. 5 eksi x bölü 6'ya. E hocam burası 12 iken yarısı olmuş. 8 yarısı olacak. Yani 5 eksi x eşittir 4 ise. X de böylelikle kaç çıkar? 1 çıkar. Benden de zaten x deniyor. Cevap da böylelikle 1 oldu. Mükemmel bir soruyu çözdük mü? Çözdük. Eminim sen de çözmüşsündür. Bunları çözünce nasıl oluyorsun değil mi? Çözemeyenler kafanıza takmayın. İşi öğreniyorsunuz. Çok da güzel bir şekilde gidiyorsunuz. Ama çoğunluğunuz büyüğün bence çözmüştür. Yaz yoruma. Çözemedim hocam. Yaz ya da çözdüm hocam. Çözdüm hocam diyenler yazıyor ama bence en büyük cesaret çözemedim hocam diyenlerde. Çünkü onlar ilerideki gelişimi çok iyi bir şekilde gelecek, görecek. Evet geldik örnek 39'a. Mükemmel bir soru. Genelde kitaplarda yapılamayan bir soru. Sen yap demeyeceğim ben yapacağım. Çünkü mantığı anlamanı istiyorum. Bak kardeşim sen yapma. Benden dinle şimdi. Arkadaş bize verilen bilgilere bakıyoruz. Paraleller olduğu zaman temel orantı ya da kelebek vardır. Paraleller'e bakıyorum. Şu paralellikler var. Bir de neredeki paralellikler var? Mavideki paralellikler var. Ben bunları tek tek kullanacağım. Hocam önce mavileri sileyim. Öncelikle kırmızı paralellere bakayım. Bir şey yazabileceğiz mi? Hocam buradaki üçgende bir temel orantı var mı? Var tabii ki. E buradaki üçgendeki temel orantıda bak ne var? 4, 2, sivilen yer burası. Bak kırmızılar buraya doğru geçiyor. Hocam tekrara mı girsek? Kardeşim bunlar istenmiyor bizden. Bunlara yatsak bir şey gelecek mi? Gelmeyecek. Ha bu arada her paralel olan soruda tema orantı ya da kelebek çıkmak zorunda değil. Ba burada temel orantı çıkmış. Eyvallah. tema orantıyla çözemediğiniz sorularda da ne yapacaksınız? Büyük ihtimalle paralelli açıları taşı diye. Yani yöndeş açıyı falan kullan diye verdirttirebilirler. Baktığınız temel orantıda çözemiyorsanız açıya dalın. Her zaman söylediğim şey. Açıya dal olayı halledin. Ama neyse. Ben burada bu kırmızı çizgiler istenmiyor benden. E, çözümde de işime yaramıyor. Hiç buraya girmeyeyim. E, koldan kola geçişi kullanacağım. Yukarıdan aşağıya bak. 4 bölü 2 oran var. Ne? 4 bölü 2 oran. E, hocam buraya 4K buraya 2K yazabiliriz. Ya da 4 bölü 2 dediğimiz nedir? 2 bölü 1 değil midir? Evet burası 2K ise burası da K mıdır? Aynen öyle. E tamam bunu hallettik şimdi. Şimdi mavilere bakalım kardeşim. Şu mavi ile de şu mavi birbirine paralel değil mi? Şimdi bunu kullanacağım. Evet hocam. E bunu nasıl kullanacağız? Hocam şu paralellikte bak burada 2'ye 1 oran var. E yine böyle tekrara girmeyeyim. Maviler istenmiyor benden. E burada yukarıdan aşağı 2'ye 1 oran var. Mavi paralellikte. Burada da yukarıdan aşağı 2'ye 1 oran olmayacak mı? Evet. E o zaman 2'ye 1 6 ise direkt burası kaç olur? 3 olur. Yani cevabı 3 buluruz. Çok da kolay bir çözüm yok mu? Var. Ama genelde yapamayan, yapılamayan soru tipi diyebiliriz. Çünkü bazı şeyler oturmamış oluyor. Dediğim cümleler soru içerisinde tekrarlamak istemiyorum şimdi. O cümlelere lütfen ama lütfen dikkat edin. Hatta istersen bir geri sar o cümleleri de yine bir dinle. Ya ne güzel bak özel ders verirken böyle geri sar diyemiyoruz. Bak sen şimdi e, özel dersin daha fazlasını alıyorsun. Geriye sar bir daha dinle. Geriye sar bir daha dinle. Vallahi mükemmel ya. 39. soruyu 3 bulduk geldik 40. soruya. Evet. Bu soruda ÖSYM tarafından sorulmuş bir sorunun benzeri diyebiliriz. Laciverti diyebiliriz arkadaşım. Sınavda çıktığında da o sene yapılamayan sorulardan biriydi. Merak ediyorum sen yapabilecek misin? Sadece merakımdan dolayı e, burada zor olduğu için bakalım yapabilecek misin, yapamayacak mısın? Şimdi burada şunu söyleyeyim ben sana kare sorusu ya bu ya üçgenler içerisinde kare, paralelkenar, ondan sonra dikdörtgen, başka ne karşı eşkenar dörtgen bu tür dörtgenleri biz kullanabiliyoruz. E, saydığım bu dörtgenler tekrar sayıyorum kare dikdörtgen paralelkenar eşkenar dörtgen özelliği nedir? Karşıtlı kenarların birbirine paralel olması değil midir? Evet. Karşıtlı kenarlar birbirine paralel. İşte karşıtlı kenarlar birbirine paralelliğini kullantırabilirler özellikle üçgenin içinde bu dörtgenleri verdikleri zaman arkadaşım, tamam mı? E hocam burada 90'ları kullanmak bir şey yok bu e, dal alfabetaya alfabetadan bir şey çıkmayacağını göreceksin alfabetadan bir şey çıkmazsa o zaman paralelliğe yol açacaksın tamam sen çözüyorsun önce hadi bakalım ben çözüme başladım ABC üçgenin BC kenarına ait yüksekliği 10 cm. Şimdi bana şurası verilmiş. Hop 10 cm. Karenin alanı 16. Hocam daha kareyi görmedik. Ortaokuldan biliyorsun ya o kadar da değil. Karenin alanı 16 ise bir kenar kaç çıktı? 4 çıktı. Eyvallah. BC kaçtır diye soruluyor. Aha benden şuradaki x uzunluğu isteniyor. Şimdi sen α'beta'ya girsen Hocam alfabeteye girsen bu üçgenler böyle benzer çıkacak. Ya da buradaki bu üçgenler de benzer çıkacak. İkişer kenarları var mı burada? Yok hocam. E o zaman sil. E ne yapacağız hocam? Karenin kenarını kullanacağız burada. Karenin bir kenarı 4. 4. Hatta şu kenarı da 4. Hatta bu kenarı da 4. Eksik hiçbir parça bırakmayalım. A yukarıda bak alfabeteye girince bir şey yapamadık ama yukarıda güzel bir şey çıktı. Ne çıktı? Hocam karenin şu kenarları birbirine paralel değil mi? Bak dikkat et. Önce şöyle göstereyim. Şunlar birbirine paralel. E bunlar birbirine paralelse, e, bununla bu paralel, bunun devamı da paralel. Yani temel orantı da karşımıza çıktı mı arkadaşım? Çıktı. Ve karenin bir kenarı burası da 4, buraya ne kaldı? 6 kaldı. Aa! Hocam, paralelliği kullanabilirim ben burada. Ama 6'ya 4 bak burada var, burada ve burada. E hocam 6'ya 4'e bakaraktan ben şurada bir temel orantıyı fark edebilirim. Burada da bir temel orantı var. Çünkü şunlar birbirine paralel. Bak gösteriyorum. Şöyle göstereyim. Lazerle gösteriyorum şurada da bir paralel var ya da tam tersi buradaki üçgende de bir paralellik var. İster soldakinden ister sağdakinden yap. Lazerle gösteriyorum yine bak şununla şu birbirine paralel. Niye? Sayılar bu üçgenlerde olduğu için bu üçgende ya da şuradaki üçgende olduğu için arkadaşlar o zaman oraya yoğunlaştık. E hocam yukarıdan aşağı kaça kaç oran var? 6'ya 4 koldan kola geçiş yapacağım. Hocam 6 bölü 4 3 bölü 2'dir yani burası 3K iken burası 2K'dır. A şimdi ne yapacağız arkadaşım? Hop 4 ve x. Temel orantıyı kullanabilirim. 3 bölü tamamı. 3 bölü 5 eşittir. 4 bölü x değil midir? Aynen öyle. Bak ne çıktı buradan? 3x eşittir 20 ise x de böylelikle 20 bölü 3 olarak buluruz. Cevap 20 bölü 3 çıktı dostum. Tekrarlıyorum. Tekrarlıyorum. Bu sefer geri sarma. Bu şekilde üçgenin içine Paralel kenar dikdörtgen kare eşkenar dörtgen koyduklarında bazen karşılıklı kenarların paralel olmasını yani temel orantıda bu soruları bize sorabiliyorlar. Gerçekten hoş bir soruydu. Yani bu soruyu yapılamamasının sebebi sadece kareye odaklanıyoruz ya da alfabeteye odaklanıyoruz. Ondan dolayı oluyor. Ama bazen paralelleri de düşüneceğiz. 40'ı bulduk geldik 41'e. Evet gençler bak şimdi neler verilmiş bize. AE uzunluğu 2k, EB'nin uzunluğu 3k verilmiş. EB'nin uzunluğunu 3k yazdım, AE uzunluğunu da 2k yazdım. E hocam paraleller var elimde. Bak şu paralel, şu paralel ve bu paralel verilmiş bize. Şimdi ben sana bunu yapmak için iki farklı hatta bir tane de kısa bir yol söyleyeceğim. Normalde bak buna karşıyım, böyle özelliklere karşıyım ama o bazı özellikler vardır. Bir kere gösterince tak diye aklında kalır. O yüzden o özellik de aklında kalacağı için söylüyorum. Normalde bak özelliği vermedim bile. Soruyu çözdükten sonra biz bunu yapabiliriz. Şimdi biz bunu nasıl yapabiliriz? Hocam paralellikler gördüğümüz zaman aklımıza ne gelecek? Temel orantı gelecek. E, temel orantı nasıl yapabiliriz? 1. Şunu üçgene tamamlayabilirsin. Hocam bunun bunu oranı, bunun bunu oranından burayı K bulabilirsin. Sonra büyükte e, hocam şunun tamamını oranı, 4'ünde e, de x oranı deyip buradan sonuca ulaşabilirsin. Birinci yol bu. Peki ikinci yol nedir hocam? Biz yukarı oluşturunca yani böyle yamuk yamukvari işlemlerde belki hatırlarsınız yamuktan sonra bu tür soruları daha rahat bir şekilde yaparsınız. Böyle genelde paralel kenar oluşturuyoruz arkadaşlar. Tem olarak oluşturmak için. Ee, bu aslında biraz şeye benziyor. Hani şöyle bir 90 derece 90 derece ise 90'lar olduğu zaman ne yapıyorduk? Hani dikdörtgenle bir dik üçgen oluşturuyorduk ya. Ne yapıyorduk? O dikdörtgeni şöyle içeriden oluşturuyorduk değil mi? İşte burada da yamuk olduğu zaman paraya kenar oluşturacak sadece. Bu açısı dik değil ya. Ondan dolayı. Ya yamuk konusu bence acele etme. Ya, ya hocam ne diyorsun? Anlamadı falan diğerleriniz çoğunluktadır büyük ihtimalle. Merak etme. Geometri bak geometri de zaman ilaçtır. Zamana yay bazı sayıları. Benim şimdi anlattığım ve vurguladığım şey anlamamış olabilirsin. Ama emin ol bir ay sonra ya da bir buçuk ay sonra yamuk konusunu işledikten sonra bunlar sana çocuk oyuncağı gelecek. Şimdilik yine de dinle. E ne yapacağız? Paraya kenar oluşturduk. Amacımız temel orantı oluşturmak ya. Bak böyle paralel kenar yapınca 4 ise 4, 4. 2K ise 2K, 3K ise 3K oldu. E buraya 6 kaldı. Bak şurada bir temel orantı çıktı mı? Çıktı. Hadi bakalım 2 bölü 5 oran. 2 bölü 5 oran eşittir. Paraleller çünkü buraya doğru sivriliyor. 2 bölü 5, 6 bölü A'ya eşittir. 6 bölü A'ya eşittir. Hocam 3 katı 3 katı A da buradan 15 oldu. Yalnız A 15 oldu. X uzunluğu da kaç oldu? 15 artı 4'ten 19 oldu. Tamam. Burayı da anladık mı? Anladık büyük ihtimalle. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum dostlar. Ama ben bu çözümü de siliyorum. Şimdi sana mükemmel bir şey göstereceğim. Aklında kalacak. Bak özellik olarak aklında kalacak. Dostlar böyle paralel yamuk gördüğünüz zaman, böyle paralellikte gördüğünüz zaman oranlamalardan dolayı işlem yapabilirsiniz. Mesela buradan buraya 2K var. Bak buradan buraya 4'ten 10'a ne kadar artmış? 6 artış var. Hmm. 2K'da 6 artış var. E o zaman buradan buraya 3K var. 2K'da 6 artış varsa yani K'da 3 artış olur. 3K'da da 9 artış olur hocam. E o zaman 9 artış olacaksa burası da ne olacak? 10'dan 9 arttırırsın 19. Çok kolay değil mi? Aklında kalmadı mı? Gel bir tane daha örnek yapalım sende. Gel 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 farklı durumlar olduğunda. Mesela burası 3K burası da 5K verilsin. Tamam mı? E, bu sefer sayıları daha farklı vereyim. Bur atıyorum burası 4 olsun. E, sonra bir saniye. Bir saniye ee, soruyu yazmaya çalışıyorum da <laughs> o yüzden dolayı burası da 20 olsun tamam mı? Bu sefer bu x nedir diye sorulsun. E hocam bu sefer 4'ten buraya artış var değil mi? Hocam şuraya bakacağız büyük yamuktakine bak. Hocam 8k'da ne kadar artmış? 8k'da 16 artış var. A 8k'da 16 artış varsa 8k'da 16 artış varsa k'da kaç artış olur? 2 artış olur. E hocam buradan buraya baktığın zaman da bak yukarıdan aşağı geliyorsun. Hocam 3K var. 3K'daki artış ne olur? 3K'daki artış da 6 olur. Direkt 6 artış olacağı için burada 4'ü 6 arttırırsın. Burası da kaç çıkar? 10 çıkar. Evet görüyorsunuz. Soruyu da yazarken düşündüm tam sayı çıksın diye. Ama çok kolay bir şey değil mi? Hani oran orantı yöntemiyle rahat bir şekilde ulaşıyorsun. Aklında kalmadı mı? Bence kaldı. Yoruma yaz bakalım kaldı mı kalmadı mı? Bir videoyu da beğenmeyi de unutma bu arada. Evet 41. soruyu böylelikle 19 bulduk. Artış azalışla da yaptık. Temel orantıyla da yaptık. Bunu yamuk konusunda da verebilirdik aslında ama üçgenlerde de karşılaştığımız için şu an burada vermek istedim dostum. Evet geldik. Örnek 42. Katlama sorusu. Olmazsa olmazımız. Ya hocam bıkmadınız mı ya? Her yerde katlama yazıyorsunuz. Ben ne yapayım kardeşim? ÖSYM her Hemen hemen her sene son 12 yılda 10 tane son 12 yılın 10 yılında adam ÖSYM'de de soru sordu. Hatta bir yılında hatta birkaç yılında hem TYT'de sordu hem de AYT'de sordu. E, bırak da biz de her konudan katlama yazalım değil mi? Şimdi şuraya baktığımız zaman hocam katlama gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Hop şöyle eski haline geri getiriyoruz. Eski haline geri getirdiğimizde burası 6 burası 4. Ne diyorduk? Üst üste binen kenarlar eşit. Hocam bu kenarla bu kenar eşit. Verilmemiş ya kullanmayayım. Burasıyla burası eşit olacak. Tamam. Burası böyle tırtıklayayım. Şurasını da şöyle tırtıklayayım. Şu kenarların altı olduğunu bu şekilde göstereyim en azından. Karışmasın. Altı olduğunu biliyoruz şimdi. E tamam. Sonra başka üst üste binen açılar da. Bak kenarların eşitliğini yazdık. Üst üste binen açılar da birbirine eşit. E hocam. Hop bu açı. Hop bu açı birbirine eşit mi? Eşit. E şimdi ne yapacağız? Başka verilen bilgiyi kullanalım. D ile BC birbirine paralel verilmiş. Bu paralelliği kullanmak zorundayım ben arkadaşım. E hocam burada temel orantı var. Ama burada bir sayı değeri yok. Hiçbir şekilde temel orantı kullanamıyorum. Ya da büyükte de bir temel orantı da var. E, K, KL bölü BC ama KL'ye ulaşmam lazım benim. Yani oran bulmam lazım. Ne yapacağım? E açılara daldık ya. Ya açılara daldığımızı bazen unutuyoruz. Açılara daldığın zaman açılardan da devam et o zaman. Özellikle katlamadaysa katlamada açılara daldığımızı unutuyoruz. Yani özellikle katlama sorularında kenarların eşitliğini koydum. Baktığın soru çıkmıyor. Mutlaka ama mutlaka açıyla ilgili bir işlem yapman lazım. Açıların işini koydun ya. Açıyı koydun. Devam et kardeşim. açı ile ilgili işlem yapmaya devam et. Ne var burada? Paralellik var. Aa paralellik ve açıortaylık aynı anda varsa Z'ye dikkat. Bak Z var burada. Şöyle bir Z'den dolayı. Hocam noktaysa burası da nokta yaptı. Hocam bunlar paralel ya. Noktaysa yöndeşlikten dolayı burası da nokta yaptı. Ana ne çıktı burada? Noktaya nokta. İkiz kenar. Yani burası 4 oldu. E şurası 6 iken burası da 6 idi. Burası da 2 oldu. Şimdi artık ben şu mavi üçgende bir temel orantı uygulayabilirim. Hadi uygula bakalım temel orantıyı. Hocam paraleller buraya doğru sivrilmiş. Kaça kaç? 2 bölü 6. 2 bölü 6 dediğim 1 bölü 3. Yani k iken ama burada da 6'yı kullanacağım ya. Neyse yazayım. 2k 6k yazayım. Bazen sadeleştirme yapmak bizi rasyonel sayılara itebiliyor. 2 bölü 6 oran var. 2k iken 6k yazacağım buraya. E şimdi de burada temel orantı yapacağım. Bu bölü tamamı. Hocam 6 bölü 10. E 6K ise burası da 10K yapması lazım değil mi? Evet. Buraya da 10K yazdım. Şimdi benden KL bölü BC isteniyor. KL'yi 2K buldum. BC'yi de 10K buldum. Ve cevap kaç çıktı kardeşim? Cevap da böylelikle 1 bölü 5 çıktı mı? Çıktı. Evet örnek 42. 1 bölü 5 oldu ve geldik örnek 43'e. Şimdi bu soru bir, sana biraz zor gelebilir. Çünkü niye bir özelliği göre hazırlanmış bir soru? Ama biz her zaman söylüyoruz ne diyoruz? Her şeye göre kendimizi böyle hazırlıklı olmalı, hazırlıklı hissetmeliyiz. Tamam ÖSYM hiçbir özelliğe bağlı kalarak bir soru sormuyor bize. Evet uzun zamandır böyle özel 2018'den beri böyle ama ya böyle tarzını değiştirirse değil mi? Ya tarzını değiştirirse merak etme her özellikle de ilgili ben soru yazmıyorum. Zaten özellikleri ispatıyla da yapabiliriz o da ayrı bir konu. E, burada da ağırlık merkeziyle benzerliği biraz karıştırdım. Ne diyor şimdi soru bakalım. Şekilde ABC üçgeni biçimindeki bir kartonun üzerine GKL üçgeni biçimindeki bir karton konulmuştur. GABC üçgenin ağırlık merkezi Y burası. MK 4, GM, MG 3 verilmiş, 4'e 3 verilmiş. GKL üçgenin L noktası, GKL üçgenin L noktası etrafında, hmm. L noktası etrafında saat yönünde BCA açısı, yani şuradaki açı kadar döndürdüğümde G elemanı AC oluyormuş. Bak, 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 olaya bak. Üçgeni döndürmek demek. Hocam, şu kenarı döndürürken, Hop buraya geliyormuş. Bak şimdi GL'yi döndürsem. Üçgeni döndürürken de dönecek ya. GL'yi döndürsem hop buraya. Ama ne kadar döndürdüm şu açı kadar. Ve G eleman AC oluyormuş. Ne kadar döndürürsem diyor sana. Bak ne kadar döndürsem. BCA açısı kadar. Alfa açısı kadar döndüreyim. Hocam ben bunu böyle hop alfa açısı kadar döndürdüm. G buraya geldi. G eleman AC oluyormuş. Tamam. E o zaman üçgenimizin dönmüş halde böyle mi olacak? Evet. Ama önemli olan burada benim için şu. Ben bunu alfa açısı kadar döndürdüm ya adam bana burada şunun böyle alfaları kullanmamı istemiş. Adam derken ben. Ben senin orada alfaları kullanmanı istedim. Yani ben sana orada bir şey gizledim. Yani soruyu burada yeni nesil yaptım. Ne bu? İşte yeni nesil yaptığım olay şu arkadaşım. Niye bu açıları işlerdim? Aa hocam alfaya alfa yönde açı oldu. Yani şunlar birbirine paralel oldu. E, o zaman olay bitti. Paralelliği kullanalım. Paralelliklerde şurası sivrilen yer. Hop 4 bölü 7. Hocam burası 4K iken burası nedir? 7K'dır. E ee, sonra ne yapacağız hocam? Sonra ne yapacağız? Ağırlık merkezini kullanacağız. Ağırlık merkezini kullanmak zorundayız kardeşim. Hatırlayalım şimdi ağırlık merkezinden şöyle paralel çizilince bu paralelse eğer burası x ise burası ne oluyordu arkadaşım? 3x olmuyor muydu? Evet. Ama nereden hocam unuttuk diyelim mesela. İspatını yapalım ayrı bir yerde. Hop şunu şöyle seçsem. Bu ağırlık merkezi ise hocam bunlar birbirine eşit ve burada 1'e biri... 2 oran var. E hocam burada temel oranı çıktı. 1 bölü 3 oran. E 1 bölü 3 orandan x'e burası da 3x e olur diyebiliriz. Yani burası 7k iken şunun tamamı 21k yapacaktır. Şimdi benden ne isteniyor? Şimdi onlar düşünsün. Mn yani 4k bölü bc yani 21k isteniyor bizden ve cevap 4 bölü 21 oldu arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. Biraz bir tık özelliği katmışım ama bu sorunun içerisinde önemli olan oradaki bak çözüm yöntemini anlamanız ya da önemli olan şuradaki üçgeni döndürdüğünde alfa derece döndürdüğünde bazen böyle paralelliği saklayabilirler. Buradaki yöntemleri buradaki teknikleri önemli olan anlayabilmen. Yani her sorunun içerisinde sadece bir soru tipi göstermiyorum ben sana. Farklı farklı çok güzel mantıklar gösteriyorum. Amacım bu. Bu amaçlarla sen de zaten gelişiyorsun ve geliştiğinde farkına varıyorsun. En azından yeni nesil sorulara da Bence alışıyorsun. Haksız mıyım? Yoz yaz. Haksızsam yaz yoruma. Aa bitti mi bitti. Sırada ne var? Kelebek benzerliği var. O zaman bir sonraki videoda kaçıncı videodaydık? Aa biz benzerliğin 5. videosu yani bu haftanın 6. videosunu bitirdik. Bir sonraki videoda 7. videoda bu haftanın son videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.